Amerika, Trump'ın açıklamalarını konuşuyor. Washington'ın zirvesindeki isim salgınla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Korona nedeniyle ülkede 100 bin insanın ölebileceğini söyledi. Geçtiğimiz haftaki konuşmasında o sayı 60 bindi. 75 bin ya da 100 bin insan kaybedebiliriz. Bu korkunç bir durum. Bir kişi bile kaybetmemeliydik. Son açıklamasında o sayı 60 bindi. Hatırlatma geldi. Her şeyin çok hızlı değiştiğini söyleyip sözü bir anda Çin'e getirdi. Virüs dünyaya Çin'den yayıldı. O noktada önlenebilirdi. Ya böyle yapmamayı tercih ettiler ya da başka bir şey oldu. Çin bize bu zamana kadar 10 sent bile vermedi. Bunu başkanları Xi Jinping'e de söyledim. Korkunç bir hata yaptılar. Kabullenmek istemediler. Bize ve Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkelerinde araştırma yapmak için izin vermediler. Amerika Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının canlı yayın konuydu. Lincoln anıtında gerçekleşen programın gündemi kuşkusuz pandemiydi. Amerika'nın bir numarası kademeli normale dönüş kararından geri adım atmayacağını söyledi. Birçok insan eskiye dönmek istiyor. Her gün ülkenin her yerindeki gösterileri görebiliyorsunuz. Korona aşısıyla ilgili gelişmeleri de aktardı. Birçok firma aşı için çalışıyor. Bence sonuca yakınlar. Yıl sonunda aşının hazır olmasını bekliyoruz. Şimdiden dağıtım ağını örüyoruz. Trump, önceliğinin her zaman Amerika olduğunu söyledi. Bazı insanlar ve ülkeler bu sözlerinden hoşlanmayacak. Kusura bakmasınlar. Bizim için önce Amerika gelir. These other people that sat in this position.